Yer bilimleri merak eden canlar, şimdiki diri fay hatlarını bulmak için şu adresi bunu yazıyoruz. yerbilimleri.mta.gov.tr. Burada yasal uyarı diye bir şey çıkıyor karşımıza. Yasal uyarı da işte bu, yani bunun telif hakkı MTA'ya aittir. Herhangi bir yerde kullanılırsa, işte MTA, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü'nün ismi kullanılacaktır diyor. Buna onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra karşımıza yer bilimleri, jeolojik formasyon, heyelan, diri fay hattı, faylar, magmatik kayaçlar, bölgeler ve depremler diye bir bölüm çıkıyor. Bu bölümü inceleyin şöyle. Ve orada indeks 25 ve indeks 100.000 diye, 25.000 ve 100.000 diye bölümler var. Ve akabinde bir harita çıkacak. Fakat biz bunu akşam saatleri, gece 12 gibi hazırladığımız için çok yoğun oluyor sistem. O yüzden açılmada bayağı zorluk yaşayabiliyor. Ve Türkiye haritasını, ya yani uydu görüntüsünü görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde bakın. Bakın deprem son 7 gün içindeki oluşan depremler dediğimiz anda depremlerin nerelerde olduğunu, yoğunluktan tabii ki bu felaketin olduğu yere ciddi bir yoğunluk var. Bunu gösteriyor ve bakın şu Niğde-Bor'daki çıkan deprem ne yapmış? 5 şiddetin üstünde olduğu için bu şekilde bir çarpı işareti var. Ve arkasından bu Malatya tarafında Doğanşehir tarafında olan depremden dolayı aynı şekilde bir kırmızı işaret var. Ve bakın Türkiye deprem ülkesidir. Hemen hemen birçok yerde ne yapabiliyorsunuz? Depremde oluşumlarını görebiliyorsunuz. Türkiye dışında da şeyler var. Son 30 güne de baktığımız esnada tabii veriler gelmesi biraz uzun sürebiliyor. Çünkü yoğunluk ciddi ciddi var burada. Bakın çok yoğun bir şekilde o felaketin olduğu yerde deprem boyutlarını görebiliyorsunuz. Ve sarı çizgilerin uzunluğu, yani daha yuvarlak içinde olanlar şiddetin arttığını gösterir. Bakın her tarafta irili ufaklı depremler görülüyor. Ha hocam şimdi buralar bunlar yıkıyor mu? Yıkmaz. Bakın görüyorsunuz derinlik kaçta? 3,5. Yani 7800'de 3,5 şiddetinde ne yapmış? Ankara Haymana'da bir deprem olmuş. Ha bunun ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. Ya yani bakın orada başka bir yerde bakın görüyorsunuz 1,5 şiddetinde bir deprem. Bunun Karaburun tarafında hiçbir tane yoktur. Önemi yoktur. Yani bunların bir kayda değer hiçbir yanı yok. Yani bakın 2,4. Yani bunların 5,5 üstü 5,8 üstü olmaktan sonra o depremleri yani ne yapmayız biz? Kayda almayız. 3 şiddetinde bir tane deprem. Hani bunların hiçbir şekilde neyi yok? Yani bunlar tabiatın içinde olacak şeyler. Fakat 5'in üstüne geçtiğimiz esnada bakın oraya bir tane çarpı işareti koyuyorum. Ha, derinlik nerede olmuş? 13.000 metrede olmuş. 13.000 metrede olduğu için hiçbir mana ifade eden bir özelliği yok. Ha, mana ifade eder elbette. Çünkü ha, derinlik 7.000 metrede olmuş. İşte 5,3 dedi. Tabii bu 6 olursa yıkıcı bir tesiri beraberinde getirir. Evet, bakın sonra şey yapıyoruz, haritamızı düzenliyoruz. Tabi bunları AFAD da buradan tamamen ne yapıyor? Verilerini buradan alıyor. AFAD'ın kendisine ait herhangi bir veri alma imkanı yok. MTA ve Kandilli Rasathanesi'nden alır. Zaten MTA da demiş bizim verilerimizi sadece AFAD kullanır diye. Buyursun kullansın, hiç önemli değil. Ve bakın son 24 saat içinde oluşan depremleri ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz bu şekilde. Yani artçı sarsıntılar o depremin olduğu yerde sürekli olur ve etrafına sismik dalgalarını yaymaya devam eder. Şimdi diri faylar ve faylar diyerekten bir bölüm var ve buraya biz işte bakın bütün hepsiyle beraber kırmızı yani siyah ve kırmızı olaraktan fayların oluştuğunu göreceksiniz. Diri faylar ve tekrardan bastığımız esnada bakın Kuzey Anadolu fay hattı sarı renkli. Doğu Anadolu fay hattı da ne renkli? Kırmızı renkli olarak görüyorsunuz. Yani bunlar
Bu hat böyle devam edip gidiyor. Yani bir Bingöl Karlova'dan başlıyor. Aşağıya doğru, Hatay'a doğru iniyor. Evet, bunlar bu fayların şimdi özelliklerini söyleyeceğim ben size. Bu faylar, yani kırmızı renkli gösterdiğimiz faylar, yani bu yoğun bölüm oluşturan parçalar oluşan sarı renkler ve kırmızı renkler nedir? Aktif fay olaraktan geçer. Ve bu fayın özelliği de kuaterner dönemine ait faylardır. Bunlar bizi, yani teknik detaya fazla inmeyeceğim. Ve Sivas Divri'den başlayıp, yani uydu görüntüsüyle Kayseri, Talas'tan Hisarcık ve arkasından gelen bir fay vardır. Bakın, görüyorsunuz burayı. Burası Sivas Divri'den başlar. Bu bölgeden. Şimdi bir haritayı değiştirelim. Normal harita yapalım. Onu daha iyi anlama imkanınız söz konusu olur. Buradan başlar ve ta Talas'ın olduğu yere kadar gider. Yani ben Kayseri'yi biraz daha özele aldım. Fakat dikey faylardan asla korkmayın. Dikey faylar deprem üretemez. Yani şiddet sahibi olan bir deprem üretme şansına sahip değildir. Yani bu dikey fayın hiçbir şekilde güç üretme şansı yoktur. Mesela bakın, burada görüyorsunuz fayın özelliğini. Yani isterseniz buradan Divri fayı diye geçiyor. Ve burada çalışan maden işçileri, yer altında giren maden işçileri burada, yani fayın dum 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 diye ses verdiğini, orada o sesi duyduklarını söylerler. Yani sürekli aşağıdan bir ses duyuyoruz ve o ses de ta yukarıya kadar geliyordu diye ifade ederler. Ve Kayseri'nin olduğu yerde bakın, Talas'ın yukarısından şey yapar, bu fay devam eder, Bünyan'dan geçer. Ve belli küçük küçük parçacıklar halinde ta Hisarcık'tan Kızık dediğimiz yere kadar devam edip gider. Kayseri içinden geçiyor mu? Hiçbir şekilde bir fay geçtiğini görmüyoruz. Ama burada bakın, Turan dediğimiz yerde Bünyan'dan geçerken oralarda o fayların kırıklarını görme şansına sahibiz. Yani segment dediğimiz bütün oluşturan parçaları görme imkanına sahibiz. Bakın, dikkatlice inceleyebilirsiniz. Hani bunlar niye böyle hocam şey yapıyor derseniz, biraz sistemsel olaraktan zorlanıyor bilgisayar ve sistem ağından veri çekmede biraz güçlük yaşıyor. Çünkü çok yoğunluk var yani şu anda MTA'nın sitesinde. Ve gördüğünüz gibi Kayseri'nin olduğu yerde. Ha, siz bunu başka kendinize ait yaşadığınız bir ilde de görebilirsiniz. Ve dikkatinizi çekecek şey şu olsun. Dikey faylardan, yani bu o fayda yani Ali Dağ'ın altından devam edip gidiyor. Yani burada siz işte deprem yüzey kırıklarını görebilirsiniz ve arkasından KML dediğimiz dosyalarla belli koordinatları aldığınız yerlerin buraya ekleme yaparaktan Kayseri'nin mesela diyeyim bir KML'sini almış olsanız, hem yani şu anda KML olmadığı için göstermiyoruz da, onları da ne yapabilirsiniz? Oradan yani alıp, yani o koordinatta bulunan yerde bir diri fay var mı görebilirsiniz. Yani Holosen ve Kuater fayı diye. Ve olası fay diyor da, olası fayı ben kabul etmiyorum. Neden derseniz, şundan, çünkü olası fayın bir manası yok. Evet, bu şekilde yani isteyen diri fayları yani istediği yerde görme şansına sahiptir. Bakın, Kayseri'mizin olduğu yerden şey yapıyoruz. İsterseniz daha başka bir ilde de aynısını araştırma imkanına sahip oluruz. Yani bu turuncular nedir? İşte ya mor renkler nedir? Sarı renkler nedir? Siyah renkler nedir? Turuncular nedir derseniz, hani onu orada gördünüz. Holosen dönemi, Kuaterner dönemi ve olası faylar. Ama sarı renkler çok genç ve diri faylardır. Kırmızılar ondan bir noktada, yani bir risk barındıran fay diye geçer. Kuaterner yani dediğimiz faylarda, yani mor renkli faylarda oluşum esnasında olan faylardır. Siyah renkler ise, siyah renkli fayların da özelliği şudur.
Yani orada bir fay kırığı var ve bu fay kırığı hala orada duruyor ama herhangi bir şey ne yapamaz? Bir etkenlik gösteremeyen fay olaraktan anlayın. Ha, bu madencilik ve tünel mühendisliğinde önemlidir. Yani bu siyah faylar. Çünkü atımların nereye gittiği, nerede bir son bulduğunu bilmek açısından bu siyah faylar da orada önemli arz eder. Ha, Kuzey Anadolu fay hattının yani bir orojenez fay olduğunu ve takip edip devam ettiğini çok rahat görebiliyorsunuz hepiniz. Ve bu şekilde uydu görüntüsüyle de fayların nasıl yani dağılım gösterdiğini görme imkanına sahipsiniz. İşte Ege bölgesinde, yani İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da, Kuzey Anadolu'da bunları görme imkanına sahipsiniz. Evet, burada fayların tekrar özelliklerini isteyen oradan öğrenir, inceler. İncelemek de size kalmıştır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun derim. Eğer istersek bu 1 bölü 25 binlik haritada jeofizik mühendisleri için veya müteahhitler için önem arz edecektir.